Bugün nelerden bahsedeceğiz? Güzellik sektörüyle ilgili biraz konuşalım. Çok güzel. Konuğumuz Sema Yasan Beauty Center sahibi Sema Yasan. Hoş Evet. geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, 1982 İstanbul doğumluyum. İki kız, bir erkek evlat sahibi anne. Maşallah. Ayrıca Sema Yasan Beauty Güzellik Merkezi sahibiyim. Çok tebrikler. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii, Florya Şenliköy'de bulunmakta Sema Yasan Beauty Center. Şu an için tek şube olarak devam etmekteyiz. Güzellik sektörüyle ilgili her şey, cilt bakımı, zayıflama, epilasyon, buz lazer epilasyon adı altında, iğneli epilasyon, ipek kirpik, protez tırnak, bütün işlemleri yapmaktayız. Çok tebrikler, başarılar. Peki güzellik sektörüne girişiniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Ya kendim bildim bileli güzelliği, bakımı çok seviyorum. Kendime bunları uygularken ufak tefek böyle bir iş olarak gelişti bende. Neden olmasın? Kendime ufak tefek yaptığım şeyleri iş olarak hem maddi olarak bir kazanç sağlayıp hem de sevdiğim işi yapmayı çok istedim ve şu an yapıyorum. Çok güzel. Sonuçlar gayet Ah, güzel. teşekkür Ortada ederim. görenler istiyorlardır aynı Biraz öyle oluyor. Örnek yöntem. olmak bu sektörde çok önemli. Kesinlikle şahane. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Açıkçası yaz dönemine doğru zayıflama ve epilasyon. Son zamanlarda da protez tırnak. En çok moda değil mi? Evet, çok moda, Çok. rengarenk. Genç Evet. kızların da çok sevdiği bir bölüm diyelim güzelliğin. Kesinlikle. İşinizin zor yanları var mı? Tabii ki her işin olduğu gibi bizim de var. Ama sevdiğiniz zaman ve iletişimi güzel bir şekilde tutarsanız halledebiliyorsunuz. Herkesi aynı anda memnun etmek biraz zor olabiliyor. Ama bir şekilde hallediyoruz Evet, diyelim. istekler sınırsız olabiliyor Tabii ki bazen. yani bir şeyin duru olmayabiliyor bazen. Daha Evet. fazlası, daha fazlası isteniyor ama onu da böyle iletişimle halledebiliyoruz. Harika. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Her şey çok keyifli. Yani özellikle de sonucu görmek, bir zayıflamanın sonucunu, bir protez tırnağın sonucunu ve karşınızdaki bayan oradan mutlu çıkıyorsa o zaman siz daha mutlu oluyorsunuz. Şahane. Çünkü emek veriyorsunuz, Aynen karşılığını öyle. Evet, her alıyorsunuz. şey maddi olarak değil Evet. ama bayanları mutlu görmek sizi çok daha mutlu ediyor. Evet, manevi bir tatmin sağlıyor değil Kesinlikle, mi? evet. Çok güzel bir duygu gerçekten. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? 2 yılı geçmiştir. Çok güzel. Hı. Sizin en Profesyonel güçlü, olarak evet, diyeyim. en güçlü yönleriniz nelerdir? Yapamazsın, başaramazsın ya da şöyle olur, böyle olur denilen noktada ben daha çok hırslanıyorum. Kamçılıyor insanı Evet, biraz, daha değil mi? çok yapmak istiyorum ve yapacağım dediğimde bir özgüven daha yüksek Ne oluyor. güzel. Ben böyle daha başarılı hissediyorum kendimi. Şahane. Olmazı oldurmak güzel, değil Kesinlikle mi? olduğu kadar, sizi tatmin ettiği Evet. kadar herkesi memnun Evet. edemezsiniz. Tabii. Siz tatmin oluyorsanız bence en büyük başarı o. Evet. Yani elinizden gelenin en iyisini yapmak, değil mi? Kesinlikle. Çok güzel. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıkabildiniz? Şöyle söyleyeyim, en büyük şey de eleman diyebilirim Maalesef işle iyi. ilgili. Randevularınızı almışsınız, etmişsiniz ama Evet. eleman o an size haber vermeden yok. Maalesef. Ve tek başınızdasınız, Çok zor. yetemeyebiliyorsunuz ama onu tabii ki müşteriye, danışanınıza yansıtmadan Evet. yorgunluğunuzu, ben defalarca tırnağımın kırıldığını bilirim ama bunu Tabii. yansıtmadan, o acısa bile onu Tabii. bir şekilde yansıtmadan devam edebiliyorsanız en çok da bu sektörde maalesef eleman. Maalesef evet Çok yani eleman var. kalifiye ve de insan Kesinlikle. yönetimi de zor. Çok zor. Yani herkes sorumluluk sahibi olamıyor. Elemanı da memnun etmek çok önemli tabii Tabii. ki. Ama en büyük sıkıntı bence bu şu an. Kesinlikle. Sizce başarı nedir? Bence başarı şu an benim için burada olmak da bir başarı. Şahane. Gerçekten öyle. Peki sizin için genel olarak düşünürseniz en büyük başarı neydi? Kendi adıma bir iş yerimi açabilmek, çocuklarımı büyüttükten sonra rahat bir şekilde işimi sadece kendimi
öncelikle işime odaklamaktı. Şu an için benim için olduğum yerde gayet memnunum. Şahane. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok sabah kalktığımda işime çok isteyerek, severek gitmek çok mutlu ediyor. Çok da motive oluyorum ve tabii ki müşteri potansiyeliniz de yükseldikçe daha da motive oluyorsunuz. Evet. Bu işi sevmek motivasyonu çok yükseltiyor. Kesinlikle. Değil mi? Verimliliği arttırıyor, sizi mutlu ediyor, tabii huzur ki veriyor. O yüzden çok önemli. Aynen. Makyajınızı bile sabah yaparken tabii zevkle yapıyorsunuz. Zorla çok, değil. Çok önemli gerçekten. İşinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? İleride uygun bir zamanda şubeleşmekten de çok akademi açmak, okullaşmak, eğitimle evet olacağına inanıyorum çünkü bu işin. Evet, pişmeniz gerekiyor sektörde ama eğitim kesinlikle çok önemli. Benim de hedefim akademi. Şahane. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslında bu sektör bayanlara diyoruz ama şu son zamanlarda baylar da çok rahatlıkla bazen utanı sıkıla sorular sorabiliyorlar randevu ile ilgili ya da işlemlerle ilgili ama kesinlikle çok rahat bir şekilde kendi merkezime ya da diğer güzellik salonlarına gidebilirler. Çünkü bakımın kadını erkeği artık yok. Bakımlı olalım, güzel olalım. Şahane, kesinlikle. Bugünkü konuğumuz güzellik uzmanı Sema Yasan'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.